musunuz hocam? Efendim, yayına gelmeden önce bir sual sordunuz. Kafam karıştı. Tabii onu hesap etmek için takvim yönümü açtım. Suali sorayım o zaman. Sor. Yatağa abdesti yatmak için yatsı namazını ona 11'e kadar geciktirmek caizmiş. Hı hı. Caiz mi diye ben size sordum tabii. Tabii. Caizmiş diyenler olmuş da. Ben de bilmediğim için size sordum. Bütün bilmediklerimi size soruyorum malum. Şimdi ben kime soracağım? İşte orası düğümleniyor orada. Şimdi Maliki mezhebine göre yatsıyı ilk üçte birinden sonra bırakmak haramdır, günahtır diye geçiyor. Hanefi ve Şafii mezhebinde de gece yarısından sonra bırakmak. Hanefi de tahrimen mekruh. Şafii de aynı şekilde günah olduğu bildiriliyor. Yani ama Maliki'de de, Hanefi'de de, Şafii'de de yatsının son vakti imsakıdır. Dört mezhepte. Şimdi o üçte birini, yatsının üçte birini, bir yarısını nasıl bulacağız? Evet. Efendim şimdi güneş İstanbul'a göre söylüyorum 17.48. Biz bunu 18 diyelim. İmsak da 6.08. Onu da 6 kabul edelim. 12 saat var. 12 saat. Böl 3'e. 12 saat. 4. 4 saat. Nereye koyacağız bu 4 saati? Akşam namazının üzerine. Altının üzerine. Altının üzerine koyacağız. 10. Yani saat 10'a kadar, saat 10'a kadar Maliki mezhebinde ilk üçte biridir. Bu şu an için geçerli. Tabii. Şu an için geçerli. Yazın bu çok farklı bir şey olur. Tabii. Türkiye takviminde İstanbul'da yatsı 19.22. Yani 7.30. Nereye kadar? Maliki mezhebinin takviminde 10'a kadar bitirmesi lazım. Şu anda. Peki ondan sonra kılınmaz mı? Kılınır. Ama günaha girer. Herhangi bir özrü, mazereti yoksa, bu geciktirmesi günah olur. Peki yarısını nasıl bulacağız? 12'nin yarısı ne eder? 6. 6. 6'nın üstüne koyunca 12. 19.22. Yatsının üzerine koyacağız. Ne eder? O zaman 1 civarında bir şey olur. Öyle mi olur? Ya akşamın üzerine koymayacak mıydık? Akşamın üzerine koyduk. İşte biri 20 geçene kadar falan, biri 20 geçene kadar Hanefi mezhebindeki, Şafii mezhebindeki Müslümanlar yatsıyı kılması lazım. Şimdi size gelen o sualde Hanefi mezhebinde olan birisi 11'de yatsıyı kılması mahsuru yok. Mekruh vakit girmedi kendi mezhebine göre. Şafii mezhebindekinin de girmedi. Mekruh vakiti. Günah olan vakit. Onun da geciktirmesinde mahsur yok. Ama Hanefi veya Şafii mezhebinde olup da Maliki mezhebini bir özründen dolayı kılamayan kimse ona kadar bunu kılması lazım. Aksi halde özürsüz olarak peki efendim yatağa abdesti girmek mazeret olur mu? Olmaz. Mazeret olmaz. Ya yatsıyı kıl, geç yatacaksan bir abdest al. Ondan sonra gir yani. Değil mi? Yolu gösterdik yani. Yani. Bildin mi? Bildiniz hocam. Peki, tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Madem biliyordun niye sordun? Şeyi bunu zaman zaman ben de söylüyorum hatırlıyorum da. Nasihat onu ile ne yapayım bir gün? Vaaz için çıkmış kürsüye. Bakmış şöyle cemaate. Demek ki her asırda var böyle anlayışı kötü insanlar. Onlar da şöyle bakmış. Ey cemaati Müslümin demiş. Benim anlatacaklarım biliyor musunuz siz? Cemaatini tabii biliyoruz demişler. Ne anlatacaksın İslam 5 şart. E demiş biliyorsunuz anlatmama gerek yok demişler. İnmiş aşağıya. Ondan sonra cemaat demiş ki ya ne diyelim? Yarın gene çıkardı böyle sorarsa. Ertesi gün hakkında sormuş. Anlatacaklarım biliyor musun? Yarımız biliyor yarımız bilmiyor diyelim. Öyle demişler. Yarımız biliyor yarımız bilmiyor. İyi bilenler bilmeyenler anlatsın diye gene iniyor. Allah Allah ne diyelim? Üçüncü gün çıkıyor falan. Demişler bilmiyoruz diyelim. Allah sektörünü biliyor musun? Bilmiyoruz demiş. Ne gereği var o zaman demiş. Aslında orada bir ders var. Bu yaşa gelmişim. Mesela Saadet-i Ebedi'de yazıyor. Hanefi mezhebinde olan bir Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım.
bu 200 mesele ne demek? Öyle değil. Mesele sadece gusle abdeste ait olan yüzlerce mesele var. Hele namaza girdiğin zaman yüzlerce belki binlerceye ulaşıyor. Oruç da aynı şekilde, zekat da aynı şekilde. Yani ne demek o? Efendim yapılan ibadetin farzlarına, eğer o ibadette mesela namazda olduğu gibi vacipleri varsa, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarına, menduplarına, bunlar her biri ayrı bir mesele. Ayrı bir namazın mesele. Farzları 12'dir mesela. 12 mesele burada var. Otomatik kafadan. Olarak. Evet. Otomatik olarak. Hatta bunların da aynı şekilde azimet olanı, ruhsat olanı var. Onları da bilmen lazım. Bu namazın farzları içerisinde. Mesela azimet olanları sağlam kimsenin kıyam, ayakta durması lazım. Ama bir ayakta duramayacak, dizleri rahatsızsa oturarak kılar. Oturarak ima ile kılar. Yattığı yerden ima ile kılar. Bunların her biri ayrı ayrı mesele. Namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstahaplar, mendupları var. Ondan sonra namazın müfsitleri, namazı bozan şeyler var. Namazın mekruhları var. Mesela saatte bir idi var, 20-30 tane madde yazılmış. Sünnetleri hakeza yazılmış. Bunların her biri ayrı bir meseledir. Her biri ayrı bir meseledir. Hani bazıları hatırına gelir, 200 bin mesele falan. Yemede, içmede. Mesela doyduğunu Allah'tan, kandığını Allah'a tayyeden bilmek yemeğin farzlarından diye geçiyor. Yemeğin helal olması, tayyip olması, temiz olması. Yani anlatılmış İslam ahlakında da aynı şekilde bunlar mevcut. Bu kitaplar laf olsun diye yazılmadı ki. Bunlar reçete. Bu reçeteyi okuyacağız, hayatımıza uygulayacağız. Uygulamazsak faydası olmaz. Aa Mustafa Bey biliyor musun? Ben biliyorum. Böyle baş ağrısı için şu ilaç var ya birebir. Uf bugün başım benim çok ağrıyor falan. Sen demez misin ya madem aynı şekilde biliyorum kullansana bir arkadaş diye. Değil mi? Efendim bizim evde huzursuzluk var. Haram eylele dikkat ediyor musun? Yok. Yalan söylüyor musunuz? Haram işliyor musunuz? Günah işliyor musunuz? Ya o evi ayıcık taşıyamadığına şükret arkadaşım ya. Biz Müslümanız ya nereniz belli aynı şekilde. Bu Müslümanlık elinde fırça olacak aynı şekilde bu elde boyatın ha Müslüman. Yok öyle bir şey. Bu önce sureti, İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi önce sureti, sonra hakikatine inmen lazım. Kademe her gün değiştirmen lazım. Hatta Hüseyin İlbe Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken, o zaman Türkiye Gazetesi bizim sayfa servisindeydik, oraya imkan veriyorlardı. Kitapta anlaşılamayan ve gelen sualler kitapta yoksa kendilerine yazılı olarak arz ediliyordu, sual olarak arz ediliyordu. Mesela bir hadis-i şerif var. İki günü eşit ona ziyandadır. Her gün ilerlemesi lazım. Ya bizim orada, bizim sayfada çalışan arkadaşlarım hepimizin hatırına geldi. Bir günde 5 vakit namaz var Mustafa abi. Yani ikinci gün 6 vakit, dördüncü gün 7 vakit öyle ilave mi yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? İlerleyeceğiz yani. Ali şey tabii ki iki gün, her gün aynı şeyi yani bir şey olmayan, eşit olan ziyandadır buyuruyor. Arz etmişti kendilerine. Cevap olarak da her gün ihlası, muhabbeti ondan sonra yani suretinden kurtulup hakikatına doğru yaklaşması demekmiş o. Şimdi okuyoruz ve anlatıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin ayağından oku çıkarmışlar haberi olmamış. Değil mi? Haberi olmamış. Ama ben namaza duruyorum. Telefon orada. Mesaj gelince gözümün ucuyla bakıyorum. Kim ki bu? Değil mi? Hele namaz kılarken deprem olsun da bir göreyim. Değil mi? Şimdi Hazreti Ali'ninki de namaz surete. Benimki de namaz. Benim aklım telefona gelen mesajda Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri 30 trilyon hücresiyle beraber Allah Teala'nın huzurunda olduğunu idrak. Onun hiçbir şey duymaz ki. Bir şey hissetmez ki. Başka bir yerde artık. Başka bir yerde. Şimdi Emel abiler anlatmışlarmışmış da Ulul Azm peygamber olan İsa Aleyhisselam'ın birisi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın benim nebisi, ey Allah'ın benim peygamberi. Vesile olun, dua edin. Ben diyor Allah'ın benim sevgisine kavuşuyorum. O tabi Ulul Azm peygamber. O mümin bu kul. İman etmiş. Ama yaratılışı o sevgiyi kaldıracak kadar değil. Diyor ki dayanamazsın. Yarısını versin diyor. Dayanamazsın diyor. En sonda diyor ki ya zerresi diyor zerresini versin o sevginin. Ya ona da dayanamazsın sen. Yapı müsait değil çünkü. Ya zerrenin yarısını istiyorum demiş ya bari. Allah-u Teala da buyuruyor ki Allah-u Teala arz ediyor. Allah-u Teala tamam. Neyse
hakikaten ihsan ediyor Cenab-ı Hak o sevgiyi. Oradan ayrılmış İsa Aleyhisselam. Aradan zaman geçiyor. Tekrar o kasabaya uğruyor, onu soruyor. Ha, o diyorlar mensup oldu, deli oldu. Artık diyorlar insanların içerisine falan karışık halde değil. Nerede diyor. İşte falan yerde bir kayanın üstüne çıkmış. Böyle heykel gibi duruyor. Allah Allah. Yemeği yok böyle. Gidiyor hakikaten bir kayanın üzerinde böyle heykel gibi hiç kıpırdamıyor. İsa Aleyhisselam selam veriyor. Allah Teala vahiy ediyor anda. Ya İsa senin selamını duymazsın. O zerrenin yarısı verilmiş ona. Sen duymaz. Hatta buyuruyor Cenab-ı Hak. Kılıçla onu bıçakla testereyle parça parça etsen haberi olmaz. Haberi olmaz. Diyeceksin bunu niye anlattınız? Şimdi sen de ben de diyoruz. Ya biz Allah'ı tabi seviyoruz falan. Ha, seviyoruz derken de falan. Gülüyoruz, neşeleniyoruz değil mi? Bak zerresinin yarısına kavuşmuş o. Tamam mı? Sevginin tamamına değil. Sevginin yarısına da değil. O sevginin zerresinin yarısına kavuşmuş. Ama kendinden geçmiş. Dünyayla itibatı kesilmiş. Dünyayla itibatı kesilmiş. O müsait değilmiş. Biz belki müsaitizdir. Ha, rahat. Tevhir ederim değil mi? Hani bir söz var. Çevir kazı yarmasın diye. Biz büyükler. Şimdi bunlar kitaplar yazılmış da niye yazıldı? Ya okuyup bir düşüneceksin. Allah Allah diyorsun. Bu et ve kemikten yaratılmış bir Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlık değil mi? Efendim işte Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti şöyle oluyor. Sevmek lazım falan filan. Böyle ekranlarda var ya böyle kariyerli mahalle oturuyor falan. Ayak ayak üstüne atıyor. Ukala ukala. Efendim işte sevgi lazım. Ne sevgisi ya? Allah-u Teala'yı sevmeyen var mı? Allah-u Teala'yı muhabbet etmeyen kimse Allah-u Teala'yı yarattıklarını sevemez ki. Mümkün değil yani. Sevgi yukarıdan gelir. Enver Abiler'in hep sözüydü bu. Yani Allah-u Teala kullarını sever. Hatta Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin talebesi aynı zamanda damadı Alaaddin Attar Hazretleri'ne diyor ki beni seviyor musun? Hem kayınpeder hem hocası. Esas kayınpederden öte hocası, mürşidi, rehberi. Efendim diyor sizin bütün bu insanlarınıza karşılık diyor. Bizim diyor sizi sevmemiz lazım. Yani ben seviyorum. Öyle mi buyuruyor. Bahattin Buhari Hazretleri. O nasıl bir şeyse Allah-u Teala peygamberlere onların varislerine vermiş onu. O sevgiyi çekiveriyor. Sonra dönüyor şimdi nasıl hissediyorsun bir bakıyor. Allah Allah. Hocasına karşı buz gibi. Hiçbir şey yok. Sevgi kimden geliyormuş buyuruyor. Anladım efendim diyor. Sevgi yukarıdan geliyor. Enver abileri de anladı. Allah-u Teala kulunu seviyor. Ve onun için insan aynı şekilde oraya karşı yapar. Hatta Cenab-ı Hak insanı öyle yaratmıştır ki İslam-ı Hak kitabında geçer. İyilik edenleri, ihsanda bulunanları insanlar sever. Bu cibilliğidir buyuruyor. Yaratılışında var bu. Elinde değil. Allah-u Teala'nın yapmış olduğu iyilikleri, yapmış oldukları ihsanları okuya okuya Allah-u Teala ona sevgi artar. Ha demek ki dediğimiz gibi Allah-u Teala ezelde takdir etti, yarattıysa sevgisini verir ona. Ha bazıları ezelde yaratmıştır mesela o sevgi gelir ama dimdik durur. O müşrik-i kamillere mahsus bir hal. Ahireti de görür, dünyayı da görür. Dünyalık insanlar onu dünyalık zanneder. Ahiretlik olanlar ha budur ahiretlikler. Ama ne o tarafa meyleder ne bu tarafa meyleder. Dik durur. Bazıları da kaldıramaz. Taşın üstüne çıkar. Ha taşın üstüne çıkar. Peki hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Şimdi onu tekrar edelim. Dinleyicimiz Allah-u Teala razı olsun. İyi ki sordu. Dedi ki namazın içinde İslam 5 şartı varmış. Bunlar neler gibi bir sual sordu. Biz sen dedin dedi. Ben öyle demedim. İmam-ı Rabbani Kudüs'ü buyuruyorlar ki namaz ibadetinin içinde çok şey aynı şekilde yerleşmiştir. Mesela secdenin ayrı bir özelliği, rükûnun ayrı bir özelliği, ondan kıyamın ayrı bir özelliği. Hatta onu Masarcan Canan Hazretleri de mi? Yoksa din büyüklerinden başka bir zat kitabını almışlar. Şöyle bir teşbihte bulunmuşlar. Mesela namazda her şey var derken. Ağaçlar kıyamda durur gibi. Namazda var kıyam. Onsana kade oturmak. Dağlar aynı şekilde kadede oturur gibi. Hayvanlar dört ayaklı yaratılmışsa rükuda durur gibi. Rükuda durur gibi. Böyle bir teşbihte bulunmuş. Dolayısıyla bütün mahlukatın yapmış olduğu ibadetlerin hepsi namazın içerisinde toplanmış.
İfadesi onu gerektirir. Yoksa İslam beş şartı değil. İşte yeme içme yok, oruç da var. Oruç öyle değil. Orucun başlayış vakti var, bitiş vakti var. Tamam mı? Hac yok mesela orada. Efendim Kabe'ye dönüyorsun. Kabe'ye dönüyorsun ayrı bir mesele. Ama haçta Kabe tavaf edilir. Namazda öyle bir durum söz konusu değil efendim. Sosyal medya insanları hani maymuna çevirdi diyorlar ya. Aynen öyle. Birisi bir video çekmiş. Başka bir ülkede bir böyle bir Arap ülkesi falan olabilir. Kolları, elleri yok birisinin. Ayaklarıyla abdest alıyor. Ayaklarını su döküyor, yüzünü yıkıyor falan filan. Bunu da altına bir sürü insanlar yorumlar falan yapmışlar. Allah ne kadar ihlaslı, ne kadar şey falan diye. Siz daha önce anlatmıştınız yani kolu olmayan duvara yüzünü sürer. Teyemmüm abdest alır. Yüzünde yara varsa öyle o şekilde namaz kılar. Onu bile yapmaz yani. Tabii. Bu ama işte insanlar bir bilmediği için belki de bu hükümleri onu o kadar büyük bir olay olarak lanse ediyorlar ki. Şu anda yeryüzünde dört mezhebede müntesip olan Müslümanların yani kendi mezheplerindeki fıkıh bilgilerinden haberleri yok. Bir de tayfa türedi ve habisi mezhepsiz zındığı türedi. İşte direkt Kur'an diyor falan. Zaten Kur'an'la aynı şekilde bunların hiçbirisi yazmadığı için onların kıldığı namazda aldığı abdestle abdest değil kıldığına ve iman kalmamıştır zaten. Onlar da öyle götürmüştür. Mesela bizim bu anlattıklarımız bazılara çok garip geliyor. Efendim siz çok zora sorkuyorsunuz falan diye kendi kafasına göre bir yorum da yapıyor. Halbuki kendi mezhebinin fıkıh kitabını okumuş olsaydı o özürlü kimse böyle bir meşakkatte girmezdi. O cahil, onu kullanan da cahil. Tabii kullanan da cahil, o kullanan da onu övüyor. Övüyor. Ve ihlaslı diyor falan. Tabii. İhlaslı diyor. Yani kollarınız, elleriniz yoksa ayaklarınızı abdest alın diye yazmıyor. Şimdi bir arkadaşım birisi bir şey söylüyor da diyor ki iş çevrelerinde, iş adamlar çevrelerinde sık kullanılan bir tabirmiş o da gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse ondan sonrakilerin doğru olma hepsi yanlış yok. Olur. Hepsi yanlış olur. Sen itikat bozuksa ondan sonra yaptığı amellerin hepsi bozuk olur. Bir kere ehl-i sünnet değil. Ehl-i sünnet alimlerine kıymet vermiyor. Ve netice itibariyle hepsi bozuk mu olur? Evet. Hepsi de bozuk olur. Şimdi gelelim diğer dinleyicimin suallerine. Siz sabah namazının sünneti için vacip makamında dediniz. Hanefi mezhebinde vacip makamında buyuruyor. Onun için kazaya kalan namaz borcu olan bir kimse kitaplarda buyuruyor ki zaten diğer üç mezhepte kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin beş vakit namazın sünnetlerini, teravih namazı, evvabin, duha, teheccüd yani bunların hepsine fıkıh kitaplarında nafile namaz deniyor. Nafile kılması haramdır, günahtır. Şafii'de de böyle, Maliki'de de böyle, Hanbeli'de de böyle. Hanefi mezhebinde haram denmiyor ama kabul olmaz buyuruyor. Yani dörtte diyor ki kazaya kalan namaz borcu varken bu borcu ödemeden senin nafilelerin kabul olmaz. Bu neye benzer? Benim zekat borcum var. Herkese yemek ikram ediyor falan. Onun bir kıymeti olmazmış. Benim kazaya kalan oruç borçlarım var. Ondan sonra ben işte pazartesi, perşembe günleri harbiyle oruç tutuyorum. Ya bunlara kazaya niye yeteceksin? Önce kaza borcu bitireceksin ki sonra yapmış olduğun o nafilelere sevap verilsin. Namaz da böyledir. Bütün ibadetler böyledir. Mesela adam kendisine hac farz, farz olan hacca gitmiyor. Gübür gübür durmadan umre yapıyor. İstediği kadar yapsın. 1000 tane yapsın, 100 bin tane yapsın. Bir kıymeti olmaz. Bir kıymeti olmaz. Çünkü İmam Rabbani Kutsu Hüzur buyuruyor ki farzlara verilen sevap deniz, okyanus. Nafileye verilen sevap o denize parmağını batır çıkar. O damla buyuruyor. Gerisi aklın varsa sen kıyas et. Tamam ya 10 umre bir hac yerine geçer diye bir şey yok. Yok. Ya da 100 umre bir. Veya 1000 umre geçmez. Ya da ben kışın kısa günlerde 3 ay oruç tutuvereyim ya. Yazın 1 ay oruç tutacağım ha. Vallahi 6 ay tuttu. Hiçbir kıymet etmez. Ramazan tutmaktan sonra. Onu vaktinde aynı şekilde eda etmen, vaktinde yerine getirmen gerekir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde buyuruyor ki sabah namazının sünneti vacip makamında olduğu için kazaya kalan namaz borcu olan o sünneti niyet ettim sabah namazının sünnetini kılmaya diye niyet eder. Dinleyicimiz orada merak etmiş peki sabahın aynı şekilde hani beş vakit namazın için nerede kaza edilir? Öğlenin ilk sünnetini ilk kazaya kalan öğlenin farzı. Öğlenin son sünnetini de ilk kazaya kalan sabahın farzı diye niyet edilir. İkindinin sünnetini ilk kazaya kalan ikindinin farzı. Akşamın sünnetine de ilk kazaya kalan akşamın farzı denir. 3 rekat kılınır. Yatsının ilk sünnetine ilk kazaya kalan yatsının farzı ve yatsının son sünnetine de
Hanefi mezhebinde vitir namazı vaciptir. Vaktinde kılmak vacip olduğu gibi kaza etmek de vaciptir. Bunun için ilk kazaya kalan vitir namazına denir. Aynen vitir gibi 3 rekat rağa kılınır. Ondan sonra da vakti vitir kılınır. Efendim bunun arkasına ben dedi hocaya sordum. Yatsıdan sonra hepsini kaza edersin. Yatsıdan sonra hele kış günü sabaha kadar kaza edersin. Artık bir şey yok. Güneş doğana kadar kaza kılabilirsin. Yani problem söz konusu değil. Yani kaza namazı borcu bitene kadar 5 vakit namazın sünnetlerinde boş zamanlarda da durmadan kılmak suretiyle kıldıklarını da yazacaksın. Kaç senelik kaza borcum var? 20 sene. Her gün 2 günlük kaza namazı kılsan 10 sene devam etsen 20 seneni bitirmiş olursun. Efendim biter mi? Vallahi bu yayına girip de çok dinleyicimiz hem de hanım dinleyicimiz ben 30 senelik kaza namazı borcum vardı bitirdim diyenlere şahit olduk biz. Dinleyicilerde duymuştur. Hatırında kalanlar olmuştur. Başlayan bitirir. Babaannemler Allah Teala rahmet eylesin o kuşak hep derdi. Annem rahmetli onlar da derlerdi. Başlanmış iş bitmiş demektir diye. Başlanmış iş bitmiş demektir. Önemli olan o işe başlamak mı başlamak. Şeyde mesela biz orak zamanı giderdik çocuktuk tabii. Bakar mı? 3 dönüm 4 dönüm buğday orakla elle biçeceksin. Biter mi bu? Biter mi bu? En son aynı şekilde son şey yapınca anneme takılırdım. Ya anne madem bu burada bitecek. Başlangıçta burada başlasaydık ya. Derdi böyle. Çocukluk aklı. Efendim. Sabah namazının, bugünkü sabah namazının eğer kuşluk vaktinde kaza edeceksek sünnetiyle mi edeceğiz? Evet. Vacip makamında olduğu için kuşluk vaktinde bugün mesela uyanamadık. Kuşluk vaktinde mikrofon çıktıktan sonra niyet ettim. Bugünkü vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye ve niyet ettim bugünkü vaktinde kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye. Öğle vakti girdi. Artık sünnet kaza edilmez. Sadece farz kaza edilir. Efendim dinleyicimiz seferdeyken yani rekatları değişen namazlar var mı? 4 rekatlı farz namazlar 2 rekat kılınır Hanefi'de. 4 kılmak mekruhtur. Maliki mezhebinde muhayyerdir. 4'te kılabiliyor. Ama Hanefi mezhebinde mekruhtur. Hangileri onlar? Öğle. Öğle. Bir de yaz. İkindi bir de yaz. 3 vakit. Yani öğlenin 4 rekat farzı 2. İkindinin 4 rekat farzı 2. Yatsının 4 rekat farzı 2. Akşam 3 rekat değişmiyor. Değişmiyor. Sabahınki zaten 2. O da değişmiyor. Yani 4 rekat olan farzı 2 kılacak. Peki sünnetler? Öğlenin ilk sünneti. İkindinin sünneti yazsın, ilk sünneti yine 4 kılınacak. Kaza niyet ediyorsan efendim onlar da kaza. Eğer sen daha önce geçmişte mesela böyle tır şoförleri var. Seferde kazaya kalmış. Seferde kazaya kalmış. Onları da seferde kazaya kalan ikindinin farzına, seferde kazaya kalan öğlenin farzına diyerek şey yapsa 2-2 kılabilir. Hatırlıyorsa ve biliyorsa öyle bir durum varsa. Efendim bir de dinleyicimizin son bir suali vardı. Dedi ki dinleyicimiz kadınlar namazda kâmet getirir mi? Kadınlar ezan da okumaz, kâmet de getirmez efendim.